son seçime bugün itibariyle geçmiş durumda. 1,5 milyondan fazla seçmen yurt dışında oy kullandı. Ve kuşkusuz her seçim çok önemli ama bu seçimi pek çok kişi, hatta pek çok siyasetçi kritik, tarihi seçim, bir dönüm noktası, yol ayrımı gibi ifadelerle tarif ediyor 5 gün sonra yaşayacağımız bu seçimi. Efendim, NTV ekranlarında seçim için adayları ağırlıyoruz. Geride bıraktığımız haftalarda Erdoğan, Oğan, İnce ağırladığımız isimler arasındaydı. Bugünse Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar pek çok şehir dolaştınız. Bugün hatta Adana'dan geldiniz. Evet. Hem fiziki hem de sosyal medyada etkin bir seçim kampanyası yürütüyorsunuz efendim. Seçim meydanları ne söylüyor? Yarış ilk turda biter mi? Yarış ilk turda biter. Seçim meydanları da güzel. Seçim meydanları demokrasi istiyor. Seçim meydanları ekonomi düzelmesini istiyor. Evlerde yangın var, mutfaklarda yangın var. Seçim meydanları o yangınların durmasını istiyor. Çıkış istiyor, umut istiyor, bahar istiyor. Seçim meydanları bunu istiyor. Biz de onlara söylüyoruz. Neyi nasıl yapacağımızı da anlatıyoruz. Sadece seçim meydanlarında söylemiyorum. Bazı projeleri Bay Kemal'in tahtası diye orada açıklıyorum. Çünkü seçim meydanlarında rakamları vermek, neyi nasıl yapacağımızı anlatmak biraz daha zor. Çünkü kitleye onu aktarmak biraz zor olabilir. Ama normalde rakamları yazarak, çizerek daha net bazı ifadelerle seçmenlerin tümüne değil belli gruplar açısından, mesela Türkiye'nin büyümesiyle, işte malum İpek Yolu ile ilgili, Akdeniz'le ilgili, Türkiye'nin özel ekonomi bölgelerine ayrılması ve buralarda yapılacak yatırımlarla ilgili her bir bölüm, her bir bölgeye ayrı ayrı bilgi vermeye çalışıyoruz. Nasıl geri dönüşler efendim? Daha önce çok görmediğimiz bir yaklaşım. Sosyal medyadan çok sıkı da kullanıyorsunuz. Evet. O videolara geri dönüş nasıl oluyor? Gayet güzel. Şimdi neden daha önce yoktu? Türkiye hiçbir döneminde bu kadar kötü bir atmosferle karşı karşıya kalmamıştı. Ekonomiden siyasete, yargıdan tutun sağlığa kadar her alanda sorun var. Yani sorunsuz hiçbir alanımız yok, saray hariç. Orada sorun yok çünkü orası çok farklı bir dünya. Türkiye'den çok kopuk bir dünya. Ama onun dışında herkes, her kesimden, tır şoförü, taksi şoförü, çiftçi, esnaf, efendim doktoru, serbest meslek erbabı, apartman görevlisi, kimi sayarsanız herkes sorunlu ve bu sorundan çıkmak, kurtulmak istiyor aslında. Çünkü sorunun yansımadığı hiçbir kesim yok. Herkes şikayetçi. İthalatçı da şikayetçi, ihracatçı da şikayetçi. Zaten deprem bölgesindeki insanlar şikayetçi. Oradaki ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret sanayi odaları, ticaret borsaları, esnaf odaları, onların tamamı şikayetçi ve kendilerini büyük ölçüde yalnız bırakıldık diye şeklinde bize ifade ediyorlar. Peki izin verirseniz gündemin tam orta yerinden bir soruyla ben başlayayım. Şimdi Erzurum'da yaşananlar, dün istenmeyen olaylar yaşandı. Sayın İmamoğlu kendisini bekleyen kalabalığa seslenirken bir taşlı saldırı düzenlendi o kalabalığa. Maalesef yaralananlar da oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yaşananı? Elinde Türk bayrağı olan 7-8 yaşındaki bir çocuğa kim hangi gerekçeyle taş atar? Hangi vicdan sahibi buna evet der? Ya o meydanda sadece Türk bayrakları var. Ve o meydanda elinde Türk bayrağı taşıyan, dalgalandıran insanları terörist diye saldırıyorsunuz. Ya aklın alacağı şey mi bu? Provokasyon. Biliyoruz. Kimlerin yaptığını da, kimlerin teşvik ettiğini de biliyoruz. Bakın, Erdoğan Erzurum tanımadan ben Erzurum'u bilirim. Erzurum'un eski adı Doğu'nun Paris'idir. Erzurum böyledir. Erzurum Nene Hatunların merkezidir aynı zamanda. Erzurum aynı zamanda bizim ilk meclisin bir anlamda toplandığı yerlerden birisi, illerden birisidir Erzurum. Erzurum Kongresi'nin yapıldığı yerdir. Kazım Karabekir'in görev yaptığı yerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Kazım Karabekir arasındaki en güçlü bağlantının kurulduğu yerdir aynı zamanda Erzurum. Şimdi Erzurum Dadaşlar kentidir. Çok sıcak insanları var.
gerçekten oyun havalarından yemeklerine kadar her şeyle mükemmel. Şimdi bu tablo, yani yaşanan tablo Ekrem Bey'e yapılan, bir Erzurumlu'nun kabul edeceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü Erzurumlular öyle değil aslında. Yani son derece sıcakkanlı, sevecen insanlar. Ha %100 hepsi bize destek mi veriyor? Hayır efendim. Onu da biliyorum. Ama hani derler ya, yiğidi öldür hakkını ver. Ama Erzurumlu öyle değil. Bazıları tahrik ettiler. Büyük bir olasılıkla, ki onu da biliyoruz, elinde taş olan kişiler bir anlamda bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar. Fotoğraflar var. Ellerinde taş atıyorlar. Niye atıyorsun kardeşim? Hangi gerekçeyle atıyorsun sen? Ha, temel sorumlusu kimdir? Bütün bu olaylar. Temel sorumlusu sarayda oturan kişidir. Toplum bu kadar germenin mantığı var mı? Bakın, bu seçim sürecinde bir kez dahi adını ağzıma almadım. Bir kez bile. Ya artık kutuplaşmadan bıkmadı mı ya? Ya ülkenin bu kadar sorunu varken nedir bu kutuplaşma? Nedir bu kavga? Nedir bu alıp veremediğimiz? Gideceğim diye canı yanıyor. Kardeşim, demokrasi böyle şeydir. Böyle bir şeydir. Halkın oyuna başvurursunuz. Halk en büyük hakemdir. Ya sizi seçecek ya beni seçecek. Bu işin kuralı budur. Şimdi kalkıyorsunuz, her türlü yalan. Hayatımda hiç duymadım. Bütün yalanları bu dönemde duydum. Hiç duymadım. Bu kadar büyük karalamaların olduğu bir seçimi hiç hatırlamıyorum. Neredeyse bizi teröristlerle yan yana, kucak kucağa yatan adamlar gibi tanımlıyor. Bir anlamda anlatıyor böyle. Ya insanda biraz akıl olur, biraz mantık olur ya. Düne kadar kucaklaştığınız insanları sanki onlar değil de biz kucaklaşmışız. Akıl alacak şeyler değil. Gerçekten akıl alacak şeyler değil. Tutuyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Ya Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişiler yalan söylemezler. Topluma güven verirler. Ağırbaşlı olurlar. Hitap ederken dikkatli hitap ederler. Bir kimseyi incitmemeye özen gösterirler. Cumhurbaşkanlığı makamı böyledir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Yani bütün sorunlar aşağıda çözülmeyince son başvurulan ve sorunların çözümlendiği makamdır Cumhurbaşkanlığı makamı. Yani devletin sigortasıdır orası. Bırakmışsınız orayı. Devlet sahipsiz kaldı. Gerçekten sahipsiz kaldı. Asıl beka sorunu budur. Toplumu böl, toplumu kutuplaştır, toplum birbiriyle çatışma noktasına getir. Bir de ya akıl alacak şeydi. Efendim, oraya gidenler olaylar çıksın diye birbirlerini taşlamışlar. Ya hani burada hem şeytanın aklına gelmez. Erzurum vallahi billahi şeytanın aklına gelmez ya. Nasıl insanlar bunlar ya? Akıl alacak şey değil. O kadınlara sen nasıl taş atarsın ya? Küçük çocuklara nasıl taş atarsın ya? Attığın taşın nereye gideceğini nasıl düşünmesin sen? Bunu yapanlar insan değildir. İnsan değildir. Duygularından arınmamışlar. Tamamen bindirilmiş kıtalar gibi. Zaten sayıları da fazla değil yani. 25-30 kişi bunlar. Ellerinde taşlarla önceden hazırlanmış. Bir anlamda güvenlik güçlerinde gözetimde orada bekliyorlar. Tahrik edenler kim? Orayı yönetenler. Eğer bir vali, kardeşim siz bunu nasıl yaparsınız? Hala bakın şu ana kadar kim gözaltına alındı? Kim alındı? Herhalde gidecekler, CHP il başkanını gözaltına alacaklar. Kim gözaltına aldı? Ya bu taş atanlar belli zaten. Fotoğrafları var. Gazetelerde, sosyal medyada var. Ellerinde taş, beraber gidiyorlar. Taş atmaya gidiyorlar bunlar insanların üstüne. Adalet Bakanı bir soruşturma başlatıldı, gözaltılar olabilir şeklinde bir açıklama yaptı. Olabilir. Şimdi bir dakika, ne demek olabilir? Ankara'dan talimat mı gelmesi lazım gözaltına alınmaları için? Niye almadılar? Anında alacaklar. Anında alacaklar, karakola götürecek. Suçu görüyor, suçluyu görüyor, serbest bırakıyor, Ankara'dan talimat bekliyor. Adalet Bakanı o talimatı kendi özgür iradesiyle mi veriyor acaba? Herkes gitti. Efendim neymiş, gözaltına alınacaklarmış. Niye almadın zamanında? Niye zamanında karakola götürmedin?
Niye zamanda sorgulanmadı bu insanlar? Kimler tahrik etti sizi? Bunları kimler tahrik etti? Bakın bütün bunlara rağmen bütün vatandaşlarıma, Türkiye'de bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Lütfen ama lütfen sakin olun. Biz seçime gidiyoruz. Savaşa gitmiyoruz. Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz. Türkiye özgürlükleri getireceğiz. Bu taş atma, şu bu falan bunları bitireceğiz. Ya biz orta çağda mı yaşıyoruz? 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyıl insan hakları yüzyılıdır aynı zamanda. İnsan hakları mücadelesi tarihin en görkemli mücadelelerinden birisidir. Bugün geldiğimiz noktada artık insanlar birbirlerine saygı duymalı, düşüncelerine saygı duymalı. Benim söylediğimi illa herkes kabul etsin diye bir düşüncem de yok. Bir başkası benden daha iyi de düşünebilir. Ben bir başkasının düşüncesine saygı duymazsam o benim düşünceme saygı duymaz. Ben herkesin düşüncesine saygı duyarım. O nedenle söylüyorum. Kimse düşüncesini ifade etti diye tutuklanmamalı, hapse atılmamalı, hor görülmemeli. Çünkü kendi düşüncesi odur. Katılırsınız veya katılmazsınız. Şimdi siz gidiyorsunuz oraya. Otobüsün üstüne çıkıyorsunuz. Konuşma yapacaksınız. Gayet güzel. Seçim sürecinde. İşte hem Erzurum Valiliği'nin açıklaması var. Hem işte belediye başkanı, iktidar yetkilileri diyorlar ki işte miting izinsizdi. İl Seçim Kurulu'nun gösterdiği yer farklıydı. İzinsiz bir miting düzenlendi şeklinde. Efendim gösterselerdi başka bir yer. Niye mitingin yapılacağı yere Büyükşehir Belediye Başkanlığı neden bütün otobüsleri oraya yığdı? Engellemek için. Kimi suçlamanız lazım? Büyükşehir Belediye Başkanı. Kimi suçluyorsunuz? İzin vermeyen kişi belli. Efendim oraya gidecek, konuşacak, onu suçluyorsunuz. Niye burada konuştun diye. Ya akılcı bir şey mi bu? Bunlar burada akıllarını yitirmişler. 15 kişinin gözaltına aldığını açıklamış Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. 15 kişinin gözaltına alındığını bu konuyla ilgili açıklamış. Ben de bir not olarak ifade edeyim. Güzel, bugün. Göreceğiz. Hani göreceğiz. Kim bunları tahrik etti? Şimdi taş atanlar değil. Onlara taşı attıranları ben istiyorum. Taş atanlar orada eline cebine para koymuşlardır. Bunlara taş at sana para vereceğiz demişlerdir. İşsiz güçsüz bir sürü adamdır büyük bir ihtimalle. İçeriye de atsa zaten onlara bir şey gelmeyecek. Kim onlara taş atın diye talimat verdi? Kim onlara emir verdi? Bana asıl onlar lazım. Yoksa taş atmışlar. Belli zaten. Gazetelerde var, televizyonlarda var, sosyal medyada var. Onları yakalansa da yakalanmasa biz biliyoruz onları. Ama perdenin arkasında kimler var? Kimler bu işi yaptı? Provokasyonu kimler yaptı? Artı bugün kalkıp provokasyonu kendi kendilerine yaptılar diyenler var. Onlar çıkıp Erzurumlulardan özür dileyecekler mi? Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp özür dileyecek mi? Ben bu kadar tahriklere yol açtım. Miting meydanını kapattım. Ben özür diliyorum. Ben demokrasiye aykırı davrandım. Dolayısıyla böyle bir şey yapmamam gerekiyor muydu diyecek miydi? Vali neden bu kadar yetersiz kaldı? Vali, devletin valisi neden bu kadar yetersiz kaldı? Polis neden kılını kıpırdatmadı? Neden müdahale etmedi polis aynı anda? Müdahale etmesi gerekirdi. Aynı anda tutuklaması gerekirdi. Aynı anda kelepçeleyip karakola götürmesi gerekirdi. Polise dokunma talimatını kim verdi? Bize bunlar lazım. Peki şimdi az bir zaman kaldı. Altını bir daha özenle çizeyim. Erzurumlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Biz bir grup toplantımızı Erzurum'da yaptık. Ben esnafları gezdim. Erzurumları kucaklaştım. Onlarla kucaklaştım. Erzurumlar gerçekten yiğit insanlardır. Hiçbir sorunumuz yok. Bu olayı Erzurumlara mal etmeyelim. Az bir zaman kaldı. Dileriz de böyle bir tabloyu bir daha yaşamayız. 14 Mayıs'a kadar bir daha görmeyiz. Şimdi 4 aday var Cumhurbaşkanlığı için yarışan bu seçimde. Biri sizsiniz. Biri de Muharrem İnce'ydi. Kendisi en son Davutoğlu ve Babacan ittifaktan çekilsin ben de desteğimi vereceğim gibi bir açıklama. Koşulsuz destek olurum dedi. Bunu duymuşsunuzdur. Duyduğunuzda duymadınız mı? Böyle bir ifade kullandı. Kullanabilir. Böyle bir teklifi var yani. Ne diyorsunuz? Olabilir yani.
Olabilir. Bir cevabınız var mı? Yok, hayır cevabım yok. Yani biz yolumuza devam ediyoruz. Birçok ankette Oğan ve İnce'nin aldığı oy oranları sebebiyle bu seçimin ikinci tura kalabileceği yönünde sonuçlar çıktı. Millet İttifakı seçmeni de çoğunlukla İnce'ye kızgın. Hatta içten içe belki de İnce nedeniyle kaybedersek gibi bir korku da yaşıyor pek çoğu. Bu kadar kritik bir seçime girilmişken, hazır altı partide bir araya gelmişken İnce'ye bir teklifle neden gitmediniz? İnce'ye? Bir teklifle neden gitmediniz dahil olması konusunda? İnce'ye teklif gidildi. İnce'ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem. Zaten bu konu medyada da yer aldı. Açıklamalar da oldu bu konuda. Hangi teklifler, neler yapıldı? Ne zaman? Yani siz ittifak kurduktan sonrasından bahsediyorsunuz değil mi? İttifak, altı benim, parti. Benim Memleket Partisi'ni ziyaret ettikten sonra dönünce akşam bir arkadaşımı Muharrem Bey'e gönderdim. Sayın Engin Altay'ı Muharrem Bey'e gönderdim. Ne oldu efendim o görüşmede? Bu ayrıntıya girmek istemem. Ama bir teklif yaptınız ve kabul edilmedi gibi algılıyoruz burada. Evet. Peki. Şimdi yine Sayın İnce'nin, ben İnce'nin iddiasını soruyorum. Cuma günü kendisiyle röportaj yaptım. Hemen aklımda taze o iddialar, onu sormak isterim. Şimdi Sayın İnce diyor ki Babacan ve Davutoğlu bu aynı soru. Yönetimdeyken o değil. Yönetimdeyken Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmişle hesaplaşacağız iddiası biraz havada kalıyor diyor. Çünkü şimdi baktığımızda hem Sayın Babacan hem Sayın Davutoğlu ve hatta işte sizin milletvekili listenizden meclise girecek olan Sadullah Ergin, bunlar eski AK Partili önemli isimler. Evet. AK Parti hükümetlerinde yer almış, görev almış isimler. Şimdi geçmişe yönelik bir inceleme yapılacaksa eğer, ki sizin iddianız bu, bu isimlerin imzaları da karşınıza çıkabilir. Böyle bir durum olduğunda ne yapacaksınız? Geçmişe yönelik yapacağımız sorgulama kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar, köşeyi dönenlerle ilgilidir. Bu konuda tavrım son derece nettir. Asla ve asla vatandaşın parasını cebine atanı affetme gibi bir yetkim yoktur. Devlet dediğiniz adalet üzerine inşa edilmiştir. Siz adaletsizliğe göz yumarsanız sizin devleti yönetmenizin bir mantığı yok. O zaman tümüyle bunlara benzersiniz. Kim olursa olsun, babam bile olsa, eğer bir yolsuzluk yapmışsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemişse, ben ona göz yummuşsam ben devleti yönetemem o zaman. Kendi çıkarımı savunmuş olurum o zaman. Benim öyle bir tavrım yok, öyle bir anlayışım yok. 27,5 yıl bürokraside çalıştım. Böyle bir olay hiç olmadı. Benim 27,5 yılımı incelediler. Erdoğan inceledi. Acaba bir şey bulabilir miyim diye. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulamadılar. Bulamazlar zaten. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla evet, varsa hata, varsa yanlış, daha doğrusu yolsuzluk varsa, hırsızlık varsa, ki Ali Yeşil daha söylüyor değil mi? Kimin ne kadar rüşvet aldığını, ne kadar para topladığını. Trump ne söyledi? Erdoğan'a dedi ki, bak beni kızdırma, senin mal varlığını açıklarım. Erdoğan ne söyledi? Bir cümle kurdu mu? Bir tek cümle kurdu mu? Ben Cumhurbaşkanlığı koltuğunda olsaydım ve Trump bana aynı tehdidi yapsaydı, döner şunu söylerdim. Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz derdim. Asıl beka sorunu budur. Bir devleti yöneten kişi mal varlığı dolayısıyla teslim alınmışsa o ülkeyi artık yönetemez. Yönetemez. Ben Sayın Davutoğlu da, Sayın Babacan da, kendi hayatlarına bakın, mal varlıklarına bakın. Ben yönetimde eksiği kusuru olabilir. Benim de eksiğim kusurum olabilir. Ama temel ölçü kişisel çıkar sağlamaya yönelik çabalar oldu mu olmadı mı? İkisi içinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hayır efendim, öyle bir şeyleri yok. İkisi içinde. Bugün artık biz demokrasi konusunda bir araya gelmişiz. Her birimiz ayrı partiyiz. Ama demokrasiye ihtiyacımız var. Bu ülkede huzura ihtiyacımız var. Bu ülkede hızla büyümeye ihtiyacımız var. Öyle kısır çekişmeler, tartışmalar, eskiden şu oldu, şimdi şu oldu falan, onları aşmalıyız artık. Türkiye yeni bir aşamaya gelmek zorunda. Demokrasi açısından bir aşamaya gelmek zorunda. Biz iktidar olduktan sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimize dair 2400'ü aşkın maddeden oluşan ortak mutabakat metni hazırladık. 6 lider ona bağlıyız. Şimdi Cumhur İttifakı'nın böyle bir çalışması var mı? Yok.
Niye yok? Önümüzdeki 5 yılına geldilerse nasıl yönetecekler? Tek cümle bile kullanamıyor. Tek cümle bile. Yazılı tek metinleri bile yok. Otursunlar, onlar da imzalasınlar. Niye imzalamıyorlar? Biz bunu yapacağız diye. Yapamazlar. Yönetemezler. Çünkü artık ekonomiyi de Türkiye'yi de yönetemiyorlar. Artık gitmeleri lazım. Artık bıktık. Kavgadan bıktık. Kötümserlikten bıktık. Açlıktan bıktık. Ya yatağa aç giren çocuklar var bu ülkede, ondan bıktık. Kışın soğuğunda doğalgazı kesilenler var. Fakir aile, ondan bıktık. Yoksulluğu marifet sayıp efendim çok daha fazla yoksullara biz şu yardımı yapıyoruz demekten bıktık. Niye kardeşim herkesin aşı olmuyor? Niye kardeşim herkesin işi olmuyor? Neden? Efendim övünüyorlar. Çok daha fazla yoksula biz yardım yapıyoruz. Ya 22 yıldır iktidardasın. Şununla övünmeniz lazımdı. Eskiden şu kadar yoksul vardı. Şimdi Türkiye'de yoksulluğu bitirdik demeleri lazımdı. Ama bitireceğim. Yoksulluğu bu topraklarda bitireceğim. Fazla değil. 3 yıl içinde. 3 yıl içinde yoksulluk. Hiçbir aile ben yoksulum demeyecek. Hiçbir aile 3 yıl içinde. 3 yıl içinde. Seçim vaatlerinizle ilgili başka sorular da var ama şimdi seçim sonrası ile ilgili bir sorum var. Seçim sonrasında parlamento aritmetiğinde sizinle evet. birlikte meclise giren bazı isimler sonradan ayrılırsa CHP grubunun zayıflayacağı ile ilgili bir endişeniz var mı? Hayır, hayır. Biz 6 lider bir aradayız. 6 lider tabii doğal olarak parlamentoda CHP listesinden diyelim ki milletvekili olanlar doğal olarak kendi partilerine gideceklerdir. Bizim bakın önümüzdeki 5 yıl içinde iktidar olduktan sonra önümüzdeki 5 yıl içinde hiçbir tartışma olmasın diye 2400 maddelik metni hazırladık. 2400 madde. Bu bir günde 3 günde çıkan bir metin değil. Bize diyorlardı ya bu 6 lider oturuyorlar bir ay sonra dağılıyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? 2400 madde. Eğitimden, sağlıktan, uzay sanayinden tutun teknolojiye kadar, tarımdan tutun her alanda, bilime, teknolojiye kadar, her alanda neyi öngörüyorsa dış politika hepsi orada var. Dolayısıyla 6 lider imzalamışız. Hiçbir ihtilaf çıkmayacak. Neden? Açacağız ortak mutabakat metnini. Bak burada bu var. Mesele bitti, o kadar. Biz bunu yapacağız. Şimdi Cumhur İttifakı HDP'nin sizin adaylığınıza verdiği açık destek üzerinden bir kampanya yürütüyor. HDP bir siyasi parti. Evet. Destek açıklayabilir. Ama bunun yanında Kandin'den, terör örgütü elebaşlarından da çok net destek mesajları geliyor. İşte videolar yayınlanıyor. Bu açıklamalar, Kandil'den gelen bu açıklamalar sizi rahatsız ediyor mu? İktidar ya bu desteğe, Kandil'den gelen desteğe soru şu, Sayın Kılıçdaroğlu neden net ifadelerle karşı çıkmıyor, itiraz etmiyor güzel. Diye bir eleştiri soru getiriyor. Soru şu. Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bir daha sorayım. Kandil'den yani terör örgütünden biz Millet İttifakı'nı destekliyoruz diye bir açıklama kimin işine yarar? Millet İttifakı'nın işine mi yarar? Cumhur İttifakı'nın işine mi yarar? Siz soruyu böyle sorunuza bizi mi göre destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Değil mi? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında karşı tarafı destekliyorum demektir bu. Akıllı onu öngörmez mi? Mantık onu öngörmez mi? Aklımız varsa oturacağız, sorgulayacağız. Ya arkadaş bu aslında beni suçluyor. Yanımdaymış gibi görünüyor ama beni suçluyor. Yani karşıyı destekliyorum diyor. Yaptı o terör örgütünün. Bir de diyorlar ki efendim terör örgütünün adını niye seslendirmiyorsunuz diye. Bakın dünyada bütün terör örgütleri terörü kendi adlarıyla yaparlar ve adlarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlarlar. Terörle. Açınız Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesini. Açınız Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesini. Terör örgütlerinin ismi yazmaz orada. Bölücü terör örgütü der. Ya biz devleti kuran bir partiyiz. Bir daha ifade et. Biz devleti kuran bir partiyiz. Bu ülkenin ordusu hangi deyimi kullanıyorsa biz de aynı deyimi kullanıyoruz. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanlığı hangi deyimi kullanıyorsa biz de aynı deyimi kullanıyoruz. Biz onlar gibi değiliz. Onlar daha dünkü kuruluşlar. Devleti bilmiyorlar. Zaten devleti bilselerdi devlet bu hale gelmezdi.
Devleti kendi şirketleri, aile şirketleri gibi yönetiyorlar. Biz devleti adalet üzerine ve liyakat üzerine inşa etmek istiyoruz. O nedenle terör örgütünün arkasına sığınarak bize saldırıyorlar. Oradaki unsurları konuşturuyorlar. Aman bunları destekleyin diyorlar ki biz de kalkalım efendim bunları suçlayalım. Ya bu milletin aklı vardır. Bu milletin feraseti vardır. Bu millet bunları bilir. Neyin ne olduğunu gayet iyi bilir. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Bunlar kendi çocuklarını paralı askere gönderdiler. Ben kendi evladımı paralı göndermedim. Garibanın çocuğu nasıl gidiyorsa öyle askere gitsin dedi. Dedim. Şimdi onlar mı vatansever, ben mi vatanseverim? Kim vatansever? Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu. Nerede nefesini aldı bu ülkeyi yöneten kişi? Putin'in kapısında nefes aldı. Ya şehit edilen bizim 34 askerimiz kardeşim. Senin orada ne işin var? Özür dilenecekse Putin gelip özür dilesin. Gitti. Koridorda bekletti. Kronometreyi çalıştırdı. Bu ülkeye yapılan en büyük haksızlıktır ve bu büyük bir itibarsızlaşmaya yol açtı. Hani dünya lideriydi. Gitti Putin'in kapısında sandalyeye oturttu, bekletti. Sonra içeriye gel oturabilirsin dedi. Ne oldu? Niye gitti? Hangi gerekçeyle gitti? Bunlar asıl beka sorunudur. Biz Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ve bu halka, 85 milyon insana söz verdim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir vatandaşımın yüzünü yere indirmeyeceğim. Cumhurbaşkanı olduğumda asla yere indirmeyeceğim. Türkiye'nin onurunu da Türkiye'nin itibarını da koruyacağım. Ya ne onur bıraktılar, ne itibar bıraktılar ya. Dünyada yalnız kaldık biz. Senin Orta Doğu'da ne işin var? Ne işin var senin orada? Ta Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, bakın. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana hep şu söylenmiştir. Ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir anlamda önermesidir. Arap dünyasına karışmayın. Girmeyin o işe. Eğer bir sorun olursa, sizin hakemliğinize başvururlarsa tamam. Yoksa girmeyin o alana. Bunu yıllarını askerlik yaparak geçiren, Orta Doğu'da da pek çok savaşa tanık olan bir kişi söylüyor. Hayatı buralarda bir anlamda geçen kişi. Siz bütün bunları atıyorsunuz bir köşeye, giriyorsunuz Orta Doğu'ya. Ne oluyor sonra? Ne oldu? Bir bataklık orası. Bir bataklık. Söyledik, uyardık, yapma dedik. Yanlış yapıyorsun dedik. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım dedim. Buyur başkan. Buyur, ne yapıyorsun sen? Toplumun hafızası uzun süreli olmaz. Dünyanın her tarafında böyledir. Ama siyasetçiler öyle değildir. Her şeyi bilirler ve onlar hafızalarında bir yerinde tutarlar onu. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Düne kadar hakaret ettikleri adamların kapısına gittiler para dilenmeye. Ya Allah aşkına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hangi cumhurbaşkanı para dilenmek için gitti ya? Hakaret ettiği kişilere gitti. Türkiye'yi dilenci durumuna düşürmeye kimin ne hakkı var? En sonunda baktılar olmuyor. Uyuşturucu baronlarının paralarını Türkiye'ye getirdiler. 8 kez kanun çıkardılar. 8 kez. Paranı getir, uyuşturucu parası. Evet. Hakkında soruşturma açılmayacak, kovuşturma açılmayacak diye kanun çıkardılar ya. Şimdi Türkiye uyuşturucu cennetine dönüştü. Nasıl oluyor bu? Ve ortalıkta geziyorlar. Ve diyorlar biz ülkeyi yönetiyoruz. Siz mi ülkeyi yönetiyorsunuz ya? Siz değil ya. Siz sarayda oturuyorsunuz. Millet perişan. Bir ara vermemiz gerekiyor Ahmet. Sorun mu vardı ama? Yani şunu sormak istedim. Hızlıca belki. Hani Kandil'in desteğiyle ilgili siz zaten yaklaşımınızı söylediniz. Evet. Kime yarıyor diye sordunuz. Buradan hareketle seçilirseniz eğer terörle mücadeleye yaklaşımınız kısacık bir yanıt almak istesem nasıl olacak? HDP'nin verdiği destek sonrası acaba terörle mücadelede bir farklı yaklaşım olur mu olmaz mı şeklinde? Çünkü eleştiri geliyor. Yok, terör bir insanlık suçudur. Hı hı. Nereden ve kimden gelirse gelsin. Bir daha ifade edeyim. Terör bir insanlık suçudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin terörle mücadele etmek bir devletin en meşru görevidir. En meşru görevidir. Terör nereden gelirse gelsin. Şu terör örgütü bir iyidir, bu kötüdür değil.
kimden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Bugün yabancı bir gazeteye demeç de verdim. Sordular. Bunu da söyledim. Ya kendilerine de söyledim. Siz dedim terör konusunda Avrupa, Batı dünyası terör konusunda Türkiye'ye destek vermedi. Terör örgütün silahları sizden geliyordu. Siz silah veriyordunuz. 35 yıldır bu ülke terörle mücadele ediyor. 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti ama siz her türlü desteği verdiniz. Batılılar verdi bu desteği. Ben söylerim ama onlar söyleyemezler. Çünkü ben neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilirim. Terör örgütüne paralar nereden gidiyor? Kim veriyor paraları? Kim veriyor silahları? Devlet devlet gibi çalışsaydı, yani bıraksalardı bu devlette liyakati, bıraksalardı bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nı, bıraksalardı bu ülkenin güvenlik güçlerini, pek çok şey çok daha erkenden çözülürdü. Peki. Şimdi ara verelim o zaman. Müsaadenizle bir ara vereceğiz. Özür dilerim. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Ya Dışişleri Bakanlığı'nı devre dışı bıraktılar ya. Allah aşkına ya. Dışişleri Bakanlığı. Ya rüşvet alan adamın büyükelçilikte ne işi var? Rüşvet alıyor. Söylüyorum, ismini de veriyorum. Dava bile açamıyor. Dava bile açamıyor. Niçin? Çünkü rüşvet belgelerini ortaya koyacağız diye. Biliyor herkes. Siz bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etsin diye büyükelçi yapıyorsunuz. İki kişi var böyle. Hayatı boyunca dış politika konusunda bir makale okumamış, bir yazı yazmamış kişiyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyükelçisi tayin ediyorsunuz. Beyefendi, senin mal varlığını korumak için mi sen bunları büyükelçi tayin ediyorsun? Senin çıkarlarını korumak için mi büyükelçi tayin ediyorsun? Senin ailenin çıkarlarını korumak için mi bunları büyükelçi tayin ediyorsun? Utanılacak bir tablo. Ama çıkaracağız buradan. Bakın, bu eleştirileri yapıyorum ama Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Türkiye'yi yine saygın, güvenilir bir ülke haline getireceğiz. Peki, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile programımız devam edecek. Kısa bir reklam aramız var. Seçime doğru programında seçime 5 kala, 5 gün kala diyelim, liderleri ağırlıyoruz. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Kısa bir ara vermiştik. Kaldığımız yerden aslında benzer bir konudan devam etmek isterim. HDP ile mecliste yapılan görüşmede iktidarın söylediği gibi herhangi bir söz verildi mi? Eğer mecliste ittifak olarak çoğunluğu sağlayamazsanız ve olur da HDP kilit bir konuma gelirse talepleri konusunda tutumunuz ne olur? Şöyle, bizler kimseye bir söz falan, yani bizim dışımızda bir partiye size şu sözü veriyoruz deme şansımız yok zaten. Yani 6 lider bir araya gelip hangi sözü vereceğiz? Varsa bir şey çıkar. Bizim ortak mutabakat metnimiz var. Demokrasi konusunda, diğer konularda, anayasa konusunda bizim bütün görüşlerimiz orada zaten. Herhangi bir ödün vermek ya da sizin talebinizi aynen kabul ediyoruz gibi bir tablo hiç olmadı. Yani boşu boşuna bir gereksiz bir tartışmadır gidiyor yani. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı, yok öyle bir şey yani. Bizim görüşümüz net. HDP'nin de olduğu üçüncü ittifakın görüşü de net. Hep deniyor HDP, hayır efendim, ittifak var orada. HDP'nin de dahil olduğu bir ittifak var. O ittifakın bütün bileşenleri bize destek veriyorlar. Biz bu destekten memnunuz. Bize destek, biz sadece üçüncü ittifakın değil, biz oy kullanan her vatandaşın oyuna talibiz. AK Partili'nin de oyuna talibiz, MHP'linin de oyuna talibiz, diğer partilerin de oyuna talibiz. Çünkü diyoruz ki Türkiye'yi görüyorsunuz, Türkiye çok sıkıntılı bir sürecin içine sürüklendi ve Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunun için de bir kan değişimine ihtiyaç var. Adaletli bir yönetime ihtiyaç var ve halkına hesap veren bir yönetime ihtiyaç var. O nedenle bize oy verin. 22 yıl tamam, gitti bitti ama artık tahammül edilemez noktaya geldi. Bize destek verin. Dolayısıyla biz şu bize destek vermesin, o bize destek versin. Öyle bir şey yok. Herkesin oyunu istiyoruz. Bu kadar açık. O görüşme sonrasında siz
kayyum uygulamasına karşı olduğunuzu ve de işte sorun varsa meclis çatısı altında çözülebileceğini söylemiştiniz. Evet. Şimdi kayyum uygulaması söz konusu olunca tabii yerel yönetim konusu ön plana çıkıyor. Yine gündeme gelen konulardan biri Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartı ki sizin de daha önce bu konuda açıklamalarınız vardı. Aslında bu Türkiye'nin yıllar önce altına imza attığı bir metin ama kanun. bazı konularda işte şerhler de düşünmüş evet. durumda. Bir kanun. Bunu kabul eden ben değilim ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmiş. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği bir kanuna sen karşı çık diyorlar. Ya arkadaş, anayasaya aykırı olsa Anayasa Mahkemesi'ne gideriz. Anayasa Mahkemesi'ne gidecek bir durum da yok. Zaten rahmetli Ecevit'in döneminde çıkan o dönem, koalisyon döneminde MHP'nin de olduğu, onu da altını özenle çizelim. MHP'nin de olduğu bir dönemde çıkan bir kanun. Bitti o kadar. Bir takım şerhler var. Şerhler var. Onları kaldırmayı düşünüyor musunuz? Yani efendim, onları kaldırmayı ve şöyle, tamamen hayata geçirmeyi bakın, kanunu. Şöyle, devlet şöyle yönetilir. Eğer Türkiye'nin çıkarına ise kaldırırsınız, Türkiye'nin çıkarına değil, aykırı ise kaldırmazsınız. Buna kararı kim verir? Dışişleri Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var, Adalet Bakanlığı var. Orada liyakatli bürokratlar var. O bürokratlar Türkiye'nin çıkarlarını savunurlar. Oturulur, konuşulur. Onlar zaten bu konuda kanun teklifini ilk taslağı hazırlayanlar da zaten bürokratlardır. O çerçevede oturulur, bakılır. Nedir, ne değildir diye. Sizce Türkiye'nin yararına mıdır yoksa zararına mıdır bu şerlerin kaldırılması? Eğer Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci içerisinde, Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci içerisinde bu kanun kabul edildiğine göre herhalde Türkiye'nin yararına olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti. Türkiye'nin yararına olmayan bir tek kanun var. Tek kanun var. AK Parti hükümet döneminde çıkan tek kanun var. Tasarruf mevduat, sigorta fonunu soyan, hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz diye kanun çıktı. Biz Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi için yüz karası bir kanundur. Onun dışındaki bütün yasalara anayasaya aykırılık varsa tamam. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ve MHP milletvekillerinin bir yolsuzluk yapılır ve bu yolsuzluk yapanlar hakkında soruşturma, kovuşturma açılamaz diye kanun çıkıyorsa bu yüz karası bir olaydır. Bu açıklamanız yani bu kanunsa yürürlüğe girer, kalkar şart dediniz ya da hayır. Soracaksınız. Devletin yetkilileri var. Biz siyasi partiyiz. Geliyoruz oraya. Bu devletin Dışişleri Bakanlığı var. Bu devletin Adalet Bakanlığı var. Bu devletin İçişleri Bakanlığı var. Kurmaylar oturur önce bunlar alırlar bakarlar. Bu bizim yararımıza mıdır değil midir diye. Siyasi otorite der ki bakın şuna der. Biz bunlar gibi yönetmeyeceğiz. Bakın herkes soruyor. Hangi bakanlık kime gidecek? Ya bakanlık bize soracağız biraz. Evet. Tabii bilmiyorlar. Devlet yönetmeyi bilmiyor. Bakanlığa A gelmiş B gelmiş. Bakan önemli değildir. Önemli olan devletteki liyakatli kadrolardır. İngiltere böyle mi böyle? Almanya böyle mi böyle? Güney Kore böyle mi böyle? Amerika böyle mi böyle? Kanada böyle mi böyle? Türkiye niye krizlere giriyor? Liyakatli kadrolar olmadığı için, politikacının her söylediklerini yaptıkları için Türkiye hep krizden krize giriyor. Ama devlet liyakatlidir. Anladım. Şu soru sorulmalı bana. Siz Merkez Bankası'nın başına gerçekten de iç ve dış sermaye çevrelerinde, finans çevrelerine güven veren bir adam atacak mısınız, atamayacak mısınız? Güven veren adam atıyorsanız ya da insan atıyorsanız hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Siz Sermaye Piyasası Kurulu'nun başına bir siyasetçi atamayacağız. Siyasetçilerin her söylediğini yapan kişiyi atayamazsınız. Oraya sermaye piyasasının bütün kurallarını uygulayacak olan ve güven verecek olan birisini atayacaksınız. BDDK'nın başına böyle birisini atayacaksınız. Kamu ihalesinin başına böyle birisini atayacaksınız. Bunlar atanmadığı için telefon açıyorlar. Beyim, kamu ihale kurumu evet, ihaleyi Ali'ye vereceksin. Emredersiniz. Efendim bu ihale çok iyi. 3 kişi var. Bunlardan ikisini görme. Şu ihaleyi şuna vereceksin. Devlet böyle yönetilmez. Biz devlette yeni bir anlayışı getirmek istiyoruz. Anladım. Bakın benim 2. yüzyıla çağrı beyannamesi ve 2. yüzyıl toplantısında dedim ki artık Türkiye'nin krizlere girmeyeceği bir yapıyı oluşturacağız. Krizlere girmeyeceği. Herkes kendi görevini, yasalarda öngörülen görevini yaparsa devlet krize girmez. Devlet bakidir. Ama
devleti parti devletine dönüştürürseniz işte devlet bu hale gelir. Oturuyor. Hayatı boyunca ekonomi konusunda tek makale yazmamış. Bir kişi Merkez Bankası'na talimat veriyor, faizi indir. Kimsin sen ya? Kimsin? Para konusunu biliyor musun? Makroyu biliyor musun? Mikroekonomi biliyor musun? İşletmeleri biliyor musun? Bankacılığı biliyor musun? Finans nedir biliyor musun? Hiç hayatı boyunca bunları okumamış. Birisi telkin ediyor. Faizleri indirelim. Türkiye ihracatta patlama yapar. Buyurun. Ne oldu? Dış ticaret açı büyüdü. Hayatlarında okumamışlar, yazmamışlar. Devletteki bütün liyakatli kadroları görevden aldılar ve Türkiye krizden çıkamıyor. Çıkaramazlar zaten. Biz eğer liyakatli kadroları atamazsak biz de yanlış yapmış oluruz. Onun için bakan A olmuş, bakan B olmuş bunlar önemli değil. Önemli olan devletin yönetimidir. Müsteşar, bakın bir örnek vereyim. Sayın Ahmet Kurcebe Alptemuçin. Ben Maliye Bakanı'nda çalışırken Maliye Bakanı oldu. Kendisi mühendisti. Ama devletin bürokrasi Sayın Bakanı bütün ayrıntılarıyla bilgilendirdi. Sayın Bakan da başarılı bir Maliye Bakanlığı uygulaması yaptı. Elbette siyasi görüşleri var. Elbette siyasi otoritenin şu konularda bizi ne yapabiliriz diye bizim görüşler alınır. Rahmetli Turgut Özal bürokratları toplardı, Yüksek Planlama Kurulu toplardı, görüşleri alırdı. Kaynaklar nereye harcanmalı, nasıl harcanmalı? Bürokratlar görüş verirdi, bilgi verirdi. Kamu bankalarının başına gelenlere bakın Allah aşkına. Bul amcasının oğlunu getir oraya ata. Kim bu adam? Neyin nesidir? Bir telefon şuna kredi aç, bir telefon ona sakın kredi açma. Bir telefon sadece şu gazetelere ilan vereceksin, sadece şu televizyonlara ilan vereceksin, diğerlerine vermeyeceksin. Devletin bankaları bir siyasi iktidarın sopası olarak kullanılabilir mi? Ve bu güven verebilir mi? Olmaması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, son 10 gün diye internette üretilip, olmadığı halde üretilip çoğaltılacak bazı ses ve videolara karşı bir uyarı yaptınız. Evet. Sonrasında sizin bu açıklamanızdan sonra FETÖ ile Kandil ile ilgili bazı video olasılıkları, iddiaları ortaya atıldı. Bunlara ne diyorsunuz? Sizin uyarınızın arkasında ne vardı? İletişim Başkanlığı kendi görevini yapmıyor. İletişim Başkanlığı'nda çalışanların tamamı devlet memuru. Ama bunların tamamı siyasallaşmış kişiler ve tamamı AK Parti'ye çalışıyorlar. Kimlerle çalıştığını biliyoruz. Yurt dışına paraları nasıl gönderdiklerini de biliyoruz. Yurt dışında hangi şirketlerle, hangi kriptocularla anlaştıklarını da gayet iyi biliyoruz. Hackerlarla anlaştıklarını biliyoruz. Biz bunların hepsini biliyoruz. Bakın bu ülkenin hala namuslu görevini yapan devlet memurları var. Ve bu gidişten son derece rahatsızlar. Ve bunlar bu gidişin düzelmesi için elbette ki gelip bilgi veriyorlar. Yapılan hataları bize anlatıyorlar. Biz bunları bilmiyor muyuz? Hepsini biliyoruz. Nefes alışlarını bile biliyoruz biz bunların. Dediğim gibi devlete sadık, devletini seven, gidişten rahatsız olan ve bunun düzelmesini isteyen bürokrasi var bu ülkede. Bürokrasinin tümüyle ele geçirilmiş değil, tümüyle kendi emirlerinde olan yapılar yok. Tam tersine devlette çalışan, namusuyla çalışan, ahlakıyla çalışan, gidişten rahatsız olan pek çok kişi var. Yani ortaya çıkacak bazı videolara karşı ön aldığınızı söylüyorlar. Elbette. Şimdi bekliyor musunuz efendim benzer böyle, yani böyle bir video bekliyor musunuz bu süreçte? Olabilir. Her şeyi yaparlar bunlar. Erzurum'daki şeye bile, saldırıya bile bunlar yaptılar, kendileri yaptılar diyen adamlardan beklenmez mi? Her şey beklenir bunların. Yalan üretme makinesi şu anda. İletişim Başkanlığı. Yalan üretme makinesi. Senin hackerlarla ne işin var? Ya devletin kurumunun, İletişim Başkanlığı'nın yurt dışındaki hackerlarla ne işi var Allah aşkına? Ne oldu biliyor musunuz? Tamamı başka ülkelerin istihbarat örgütlerini kucağına düştüler bunlar. Ben sorumlu bir kişi olarak kendilerini uyardım. Bakın siz yabancı istihbarat örgütlerine hizmet eder noktaya geliyorsunuz dedim. Yaptılar. İktidar temsilcileri de diyor ki bir kaset var. Hatta son Adalet Bakanı'nın açıklaması var. Bekir Bozdağ diyor ki demek ki bir kaset var. Ortaya çıkarsa kıyamet kopacak. Ön almaya çalışıyor. Hayır efendim, yayınlasınlar. Niye, ellerinden tutan mı var? Siz kalkacaksınız.
Deepfake dediğimiz, yani sizin görüntüleriniz bir anda yüz değişebiliyor. Yani yapıyorlar bunu. Sizin görüntüleriniz var. Başkasının sesini getirip sizin sesiniz gibi yapıyorlar ve bunu yayınlıyorlar. Bu var zaten. Şimdi bunu ben söyledim ki bunu bir saat içinde, yarım saat içinde bunun sahte olduğu çıkıyor ortaya zaten. Yarım saat içerisinde. Anladım. Şunu da sorayım. Onlar sanıyorlar ki biz bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ya siz kimsiniz? Siz devlet nedir bilmiyorsunuz. Devlet nasıl yönetilir bilmiyorsunuz. Devleti kalktınız, bir parti devletine dönüştürdünüz. Vali partinin valisi. Kaymakam partinin kaymakamı. İletişim başkanlığı partinin. Ya orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iletişim başkanlığıdır. Devlete aittir orası. Partiye ait değildir. AK Parti'ye ait değildir. Ya öyle bir noktaya geldik ki bakın. Milli savunma adı üstünde milli savunma. Ya Milli Savunma Bakanlığı'na ait Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemisi, savaş gemisi AK Parti'nin seçim otobüsü oldu ya. Akıl alacak şey değil. Ne işiniz var sizin orada ya? Bu milli bir meseledir. Savunma milli meseledir. Türkiye'nin savunma konusunda çok daha güçlü olması lazım. Sen bir taraftan onu yapıyorsun, bir taraftan tank paleti Katar ordusuna satıyorsun. Nasıl olur bu? Şimdi biraz önce deepfake uygulamasından bahsediyorduk. İşte surat değişiyor, başkasının şeye getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir televizyon programında bu konuyu konuşurken sizin bir ifadeniz oldu. Dediniz ki 17-25 Aralık sürecinde de benzer şeyler yaptılar diye bir cümle kurdunuz. Ve bunu iktidar... Ben eleştiriyordum. Biliyorum iktidar oradan hemen bir şey çıkardı. Bir itiraf olarak yorumladı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı 17-25... mitingde madem biliyordunuz neden kullandınız montajı olduğunu şeklinde. 17-25'in tamamı doğrudur. Benim hakkında davalar açıldı. Ben o kasetlerin tümünün mahkemeye gelmesini istedim. Ve incelenmesini istedim. Getirmediler. Korktular. Çünkü gerçeği çıkacak orada. Benim 17-25'i anlatıyorum. Daha sonra benim sesimi kullanarak başka bir şey yaptılar. Gene bunlar yaptılar. Deepfake. Gene bunlar yaptılar. Bunun mümkün olduğunu söyledim ben. Ama o konuşmaların tamamı %100 artı %100 artı %100 doğrudur. Sayın Kılıçdaroğlu, o paraların nerelerde evlerin alındığı hepsi doğrudur. Nerelere gittiği paraların doğrudur. Hepsini biliyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcılarından Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın görevlerini paylaştınız kamuoyuyla. Kazanmanız halinde nasıl görevler vereceğinizi. Diğer Cumhurbaşkanı yardımcıları ile ilgili planınız var mı, hazırlığınız var mı, nasıl görevlendirmeler olacak onlarla ilgili? 7 kişi diyelim, 7 yardımcı ile karar alma mekanizması nasıl işleyecek? Gayet basit. Eskiden Bakanlar Kurulu yok muydu? Kaç kişi vardı Bakanlar Kurulu'nda? 20 kişi, 30 kişi. Karar alınıyor muydu? Alınıyordu. Kararlar demek ki biz 7 kişi bir araya oturacağız. Niye karar almayalım? Biz onlar gibi yönetmeyeceğiz. Tam tersine. Tam tersine. Bakınız, durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Siz kamu özel işbirliğinin yükümlülüklerini biliyor musunuz? Sorumluluklarını biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Mecliste 600 milletvekili var, onlar da bilmiyorlar. 85 milyon insan var, onlar da bilmiyorlar. Durum ve hasar tespit komisyonunu çıkaracağız. Namuslu bürokratlardan oluşturacağız. 6 liderin önüne Türkiye'nin gerçek ekonomi durumu nedir koyacak. Merkez Bankası'nın durumu nedir bilen var mı? 128 milyar dolar arka kapıda nasıl satıldı? Şimdi Merkez Bankası'nın niye kapalı çarşıda altın satıp döviz alıyor? Kime satıyor bunları? Hangi gerekçeyle satıyor? Kur korumalı mevduatın bu ülkenin sırtına getireceği yük nedir? Bütün bunların hepsini saptayacağız. Bu birincisi. İki, strateji ve planlama teşkilatı kuracağız. Bir devlet eğer planlama yapmazsa, geleceği planlamazsa o devlet devlet değildir. Bir devlet, biz evde bile planlama yaparız. Evimizde bile aldığımız aylık belli. Kira ne kadar, su parası ne kadar, efendim işte yol parası ne kadar, çocuğa harçlık vereceğiz ne kadar yapılır. Ya koskoca devleti plansız bıraktılar. Biz strateji ve planlama teşkilatı kuracağız.
6 liderin önüne öncelikleri, önce bunlar belirleyecekler, bürokratlar belirleyecekler. Önceliklerimiz nedir? Hangi alana yatıracağız? Borcumuz nedir? Yükümlülüklerimiz nedir? Geliri nereden elde edeceğiz? Bütün bunlar planlanacak. 6 liderin önüne konacak. Ondan sonra biz tercihimizi yapacağız. Siyasi tercih o noktada olacak. Yani bir kişinin iki dudağına bir devlet teslim edilemez. İstişare dediğimiz bir olay vardı. İstişare nedir? Birden fazla kişinin bir araya gelip konuşması. Yani akıl oluşturması lazım. Bir strateji belirlemesi lazım. Orada var mı? İstişare yok. Bir kişi. İstişare bizim temel hedeflerimizden birisidir. Tam temel uzlaşma arayacaksınız efendim. Çünkü efendim? Yani tam uzlaşma aranacak tüm bu liderler arasında, Cumhurbaşkanı yardımcılar arasında. Çünkü bazen ivedilikle alınması gereken kararlar olabilir. Orada uzlaşı mekanizması belki zaman hepsi alabilir. Hepsi çözülecek. Yani bir konu çıkar. Yani hele eskiden diyelim ki telefonla ulaşamıyor. Şimdi cep telefonları var. Rahatlıkla ulaşırsınız. Böyle bir olay var, çözülür. Peki her Cumhurbaşkanı yardımcısının sorumlu olduğu bir alan, bir bakanlık mı olacak? Nasıl olacak efendim? Mesela Sayın İmamoğlu'na işte şimdi, depremle mücadele ediniz. Şehirlerin yeniden yapılanması. Sayın Yavaş sosyal yardımlardan sorumlu ya da o işi koordine edecek. Diğer Cumhurbaşkanı yardımcılarına da benzer görevler. Şöyle. Bu konuyu henüz daha altı lider oturup konuşmadık. Hı. Yani sen şundan sorumlusun, sen şundan sorumlusun değil. Bizler sorumluluk nedir, nasıl paylaşılacak onu oturup konuşacağız kendi aramızda. Önce şu seçim bir alalım. Ondan sonra bir memlekete bir bahar havası gelsin. İnsanlar bir oh diyebilsinler. Oh değişti. Artık baskıdan, artık üstten konuşmalardan, artık tehditten bıktık. En azından hakaretten bıktık. En azından şimdi önümüzü görüyoruz. Bir rahat nefes alalım. O diğerlerin tamamı çok kolay bir şekilde gerçekleşir. Aynı konuda bakan onu soracaksın. Lütfen. Yani gerçekten. Cumhurbaşkanı yardımcıları konusu sonraya kaldı diyorsunuz, görev dağılımı. Bak, kabine konusu da öyle mi? Çünkü bazı isimler de telaffuz ediliyor, yazıldı, tabii, çizildi, olduğu Hazine yazılıyor, Maliye Bakanlığı ile ilgili. Evet. Orada da şöyle, onu da ortak mutabakat, daha doğrusu yayınladığımız bir, kamuoyuna yayınladığımız bir duyuruda açıklamıştık. Her partiye bir bakanlık verilecek. Sonra çıkarılan milletvekili sayısına göre bakanlıklar ayrıca belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılacak mı? Efendim? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı ayrı bakanlıklar olarak mı planlıyorsunuz? Onu ikiye böleceğiz. Hazine, evet. Bakanlığı ayrı, Maliye Bakanlığı ayrı. Bizim ortak mutabakat metnimizde var o. Bakanlık konusunda dediniz ki her ittifak ortağına bir bakanlık, sonrasında da milletvekili sayısına bakarak dağılım, ikinci dağılım yapılacak. Ama şimdi baktığımızda İYİ Parti dışında diğer ittifak ortaklarınız sizin listelerinizden giriyor seçime. Yani tam anlamıyla o diğer partilerin, dört partinin. Onlar ayrılacaklar, kendi partilerine dönecekler. Ama şeyi göremeyeceksiniz sonuçta. Oy oranını göremeyeceksiniz. Zaten biz kamuoyuna yaptığımız açıklamada da oy oranına göre demedik. Bu gerçeği bildiğimiz için bakın biz en azından 3 adım öncesini, 4 adım öncesini görerek, tartışarak ona göre kamuoyunu bilgilendirdik. Peki. Peki. Ekonomi takımınız için Şampiyonlar Ligi ifadesini, evet, kullandınız. Orada kimler hangi görevde olacak belli mi diye soracağım yine. Bir de tabii ekonomi deyince başka önemli kurumlar da var. Az evvel siz altını çizdiniz. İşte Merkez Bankası var, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu var, Varlık Fonu var. Bir dolu kurum var. TÜİK var örneğin. Bunlar için tabii kararlar verildi mi? Elbette. Kimler olacak? Birinci kuralımız şu. Devlet saydam olacak. Devlet vatandaşından gizli bir şey yapmamalı. Şey hariç, güvenlik hariç. Yani vatandaştan topladığı verginin nerelere harcandığını, ne kadar harcandığını oturup vatandaşına bildirecek. Bunu bildirmeyen de ülkede demokrasi yok demektir. Yani benden vergi alacaksın. Üstelik vermediğim zaman zorla alacaksın. Üstelik ceza keseceksin. Sonra benden aldığın verginin hesabını bana vermeyeceksin. Böyle devlet olmaz. Bunun olmadığı yerlerde zaten demokrasi yok demektir. O nedenle biz ortak mutabakat metnine şunu yazdık. Bir, ulusal vergi konseyi kuracağız. Ulusal vergi konseyi toplanan vergilerin nerelere harcandığını her yıl düzenleyeceği bir raporla kamuoyuna açıklayacak. Yani çiftçisi de, işçisi de, emeklisi de, sanayicisi de, tüccarı da, esnafı da benden toplanan vergileri nerelere harcadılar? Onların tamamını görecek orada. Ve bu saydam bir rapor olacak. Bu raporu düzenlerken politikacılar değil,
akademik dünyadan, iş dünyasından insanlar olacak. Onların birliklerinden insanlar olacak. Bütün veriler doğru olarak akacak onlara. Onlar buna uygun bir rapor düzenleyecekler. Vatandaş, alınan kim ne kadar vergi ödedi? Ödediğim vergi gerçekten yerine gidiyor mu, gitmiyor mu? Bunu sorgulama imkanına kavuşacak. Bu aynı zamanda bizde demokrasinin güçlenmesine yol açacak. Ekonomiye yönelik eleştirilerinizi sıralıyorsunuz, dile getiriyorsunuz. Şimdi pek parlak bir tablo olmadığını öne sürüyorsunuz, evet. Söylüyorsunuz. Bununla birlikte sizin de mesela bir takım vaatleriniz var. İşte emekliye 15 bin lira bayram ikramiyesi, işte en düşük memur maaşını yükseltme, farklı vaatler. Mesela bu vaatlere kaynak nasıl olacak? Madem kötü diyorsunuz, ekonomi nasıl bu vaatler hayata geçecek? AK Parti'nin penceresinden bakarsanız bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Çünkü o tamamını alıp benim tabirimle beşli çetelere veriyor. Oralar aktarıyor parayı. Ben 27,5 yıl bu devlette çalıştım. Ve çok zor sınavları başararak devlet memuru, yani hesap uzmanlığını kazandım. Hesap uzmanı olmak kolay değildir. Bunu en iyi iş dünyası da bilir. Bürokrasi de bunu gayet iyi bilir. Hesap uzmanlığını kazandım. Benim 27,5 yılım bütçe nasıl yapılır, tasarruf nasıl yapılır, bunlarla geçtim. Gelir nasıl toplanır, bunlarla geçti benim 27,5 yılım. Siz kaynağı doğru ve yerinde kullanırsanız bir sorun yok. Daha önce neydi? Memur, en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katıydı. Şimdi 1,4 katı. Niye öyle oldu? Niye memur fakirleşti? Peki bu paralar nereye gitti? Kimler götürdü bu paraları? Nereye götürdüler bu paraları? Bir şey gerçekleşiyor Türkiye'de. Geniş kitlelerden toplanan vergiler, gelirler bir avuç kişiye aktarılıyor. Bir avuç. Bizim beşli çete dediğimiz. Bir avuç kişiye aktarılıyor. Onlara öyle garantiler veriliyor ki bunlar asla zarar etmiyorlar. Hatta o kadar ki dolar ve avro bazında Amerika ve Avrupa Birliği'nin enflasyonunu da bu milletin sırtına yıkıyorlar. Milletin haberi var mı? Bunu kim yaptı? Kimin talimatıyla oldu bunlar? Hadi kendi ülkemdeki enflasyonu çekiyorum. Ya Avrupa Birliği'ndeki enflasyon niye benim sırtımda? Dolarla aldıysan Amerika'daki enflasyon niye benim sırtımda? Ben başka ülkelerin kölesi miyim Allah aşkına ya? Getirdiler bu milleti, 85 milyonu ya Avrupa'nın ya Amerika'nın kölesi haline getirdiler. Yani siz milliyetçiydiniz. Türk lirası yerlerde sürünüyor. Ne oldu? Hani ekonomisti? Zaten ekonomist olmadığı da çıktı ortaya böylece. Türkiye'yi hangi noktaya getirdiğini hepimiz görüyoruz zaten. Kendisi zenginleşiyor. Yakın çevresi zenginleşiyor. Beslediği çeteler zenginleşiyor. Uyuşturucu baronları zenginleşiyor. Ama halk fakirleşiyor. Emin olun, halk fakirleşiyor. Ya bu ülkede halk soğana muhtaç olur muydu ya? Soğana muhtaç oldu ya. Pazara gidiyor. Soğan alacak ya. Ülkeyi bu hale getirdiler. Afralarından tafralarından geçilmiyor. Oturmuşlar, ekonomi tartışılmasın, mutfak tartışılmasın diye. Efendim falan terör örgütü, falan terör örgütü. Yok masanın altı, yok. Ya sen bunlar, bırak bunları kardeşim. Terörist varsa, sen gidip teröristi yakalamıyorsan zaten suç işliyorsun. Niye teröristi yakalamıyorsun? Elinden tutan mı var? Varsa birisi, terör örgütüne mensupsa yakalarsın, götürürsün. Çıkarırsın savcıya, çıkarırsın mahkemeye. Yok bunlar. Faili meçhul düşmanlar. Ne olduğu belli olmayan düşmanlar. Ondan sonra bunun üzerinden siyaset götürüyorlar. Akıllarını yitirdiler. Kaybedeceklerini biliyorlar. Ama kaybedecekler. Milletin tahammülü kalmadı. Vallahi de billahi de milletin tahammülü kalmadı ya. Yazıktır, günahtır bu memlekete ya. Şimdi ekonomi vaatleriniz gibi bir başka dikkat çeken vaadiniz de kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlerin geri döneceği. Bu da çok tartışılan bir başlık oldu. İktidar bunu FETÖ'ye af olarak yorumluyor. Burada kriter ne olacak? Şimdi bakınız. Diyelim ki af çıkarma. Kim affı kabul edecek? Ben mi? Hayır. Nereye gidecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi af varsa kabul edecek. Benim Türkiye Büyük Millet Meclisi adına konuşma hakkım var mı? Ben meclis başkanı değilim. Ama benim söylediğim şu.
adalet istiyorsanız, adaleti yargıya güveneceksiniz. Şimdi kişiyi kamudan atmışsınız. FETÖ'cü veya başka bir nedenle, bilmiyorum, herhangi bir nedenle atmışsınız. Attınız, güzel. Gitti savcıya, savcı dosyaya baktı. Dedi ki ya burada bir şey yok. Takipsiz kararı verdi. Ne olması lazım? Görevine iade edilmesi lazım. Yasalar böyle. Hayır, ben seni göreve iade etmeyeceğim diyor. İkinci olay. Yine atıyorsunuz. Savcıya gidiyor. Savcı olayı ciddi buluyor ve soruşturma açıyor. Yani diyor ki seni mahkemeye veriyorum. Gidiyor mahkemeye. Mahkemede beraat ediyor. Ne yaparsınız? Göreve iade edersiniz. Şimdi bunlar göreve iade etmiyorlar. Ben onların tamamını görevlerine iade edeceğim. Yani ben mahkeme kararını uygulamayacaksam ben bu mahkemeleri tanımıyorum demektir. İşine geleni uygulayacaksın, işine gelmeyeni uygulamayacaksın. Hukuk devletinde çifte standart olmaz. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakim, ben anayasayı takmam diyor. Gücü nereden alıyor? Saraydan alıyor. Sen kim oluyorsun da Anayasa Mahkemesi kararını uygulamazsın? Uygularsın. Uygulamak zorundasın. Anayasa gayet açık, gayet ne söylüyor? İdareyi bağlar diyor ve herkes bunu uygulamak zorundadır diyor. Ama sarayın güvencesini aldığı için gidemiyor. Ya bu ülkede o kadar garip şeyler oldu ki, hayatı boyunca tek bir Yargıtay kararının altında bile imzası olmayan Yargıtay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne üye seçildi. Bu yüz karası bir olaydır. Yüz karası bir olaydır. Kimin için? Seçilen için değil. Yargıtay için, ona oy verenler için. Ya sizin içinizde Anayasa Mahkemesi'ne gidecek çok nitelikli insanlar vardı. Onları seçmiyorsunuz, saraydan talimat gelmiş, talimatın gereğini yapıyorsunuz ya. Utanacaksınız, çocuklarınızın yüzüne bile bakamayacaksınız. Böyle bir yargı olmaz. Böyle bir yargı olmaz. Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Anayasa 138 öyle söyler. Hakim kanuna göre değil, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Sen nasıl karar veriyorsun ya? Emine Şenyaşar. Kocası ve çocukları öldürüldü bunun. İktidara yakın, yani AK Parti'ye yakın kişiler tarafından öldürüldü. Kocasını kafasına, hastane içinde kafasına tüp vurularak öldürüldü. Ve bu kadıncağız bir kağıt aldı, karton. Adliyenin önünde oturdu. Adalet yazıyorsun diye. Adalet istiyorum diyor. Çocuklarım öldürüldü diyor. Kocam öldürüldü diyor. Savcı soruşturma açmıyor. Korkudan. 8 savcı değişti. Bir Allah'ın kulu çıkıp da ya bu kadın haklıdır diyemedi ya. Ta ben gittim. Emine Şenyaşar'la kucaklaştım. Onun derdini anlattım. Genel başkan yardımcılarını görevlendirdim. Davayı izleyeceksiniz dedim. Sonunda bir savcı dava açma mecburiyetinde kaldı. Bu mudur ya adalet? Ya bu mudur vicdan ya? Bu mudur ahlak? Bu mudur erdem? Bu mudur devlet yönetimi? Allah aşkına. Emine Şenyaşar Kürtçe konuşuyor. Türkçe bilmiyor. Ben de Kürtçe bilmiyorum. Neyse tercüman. Kadın anlatırken emin olun. Ya kimse dayanamaz ya öyle bir acıya. Yazıktır, günahtır ya. Memleketi hangi hale getirdiler yani? Son 3-4 dakika sürem. Şimdi evet. Şunu da sormak isterim. Vaatlere de belki hızlıca bir girmek babında. Seçiminiz halinde ilk icraatınız, ilk kararname ne üzerine olacak? Ve sizi en heyecanlandıran vaadiniz hangisi? Şöyle ifade edeyim. Bir sefer bir savurganlığı önleme genelgesi olacak. Devlette büyük bir savurganlık var. Bununla ilgili bir teknik ekibimiz çalışıyor zaten. Nelerin olması gerektiğini, her maddede ne kadarlık devletin tasarruf edebileceği şeklinde bir çalışma yapılıyor. Bunu bir numaralı kararname olarak ya da işte kararnamelerden biri olarak süratle yayınlayacağız. Beni heyecanlandıracak olan şudur. Eğer bu ülkeye adaleti getiriyorsanız, eğer bu ülkede, ki bizim aile destekleri sigortası var, yoksulluğu tamamen tarihe gömüyorsanız, yani hiçbir ailenin yoksul olmadığı
ve hiçbir ailenin çocuğunu yatağa aç yatırmadığı bir Türkiye'yi inşa ediyorsanız, bu beni heyecanlandıran en güzel yasadır. Bu yasayı Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1971 yılında çıkaracağını taahhüt etmiş. Çıkardığı bir yasayla. 71-2023. 52 yıldır bu yasa çıkmıyor. Çıkaracağız. Bu yasayı çıkaracağız. 2. Siyasi ahlak kanunu. Artık parlamentoda öyle rüşvetçilerin, ihale takipçilerin, bunların yeri olmayacak. Parlamentoda düzgün, namuslu insanlar ve gidecekler, vatandaşa hizmet edecekler. Dolayısıyla parlamentonun yapısı etik değerleri, ahlaki değerleri yüksek bir parlamento olacak. Herkes çıkan yasaya göre davranacak ve ona göre tavrını takınacak. Peki. Seçim gecesi sevinç gösterileri şey konusunda... Bütün köy okullarını açacağız. Bütün köy okullarını. Asıl en kısa sürede heyecanlandıran o. Üç heyecanlandıran Kemal Bey başkasaydı. 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün o köylerde. Bakın köylerde insan kalmadı. Çocuk okula başlayacağı anda o köyü terk edip geliyor çocuğuma bari kasabada okutayım diye. Niye köylerde? Köylerde öğretmen olacak, köylerde imam olacak, köylerde ziraat mühendisi olacak, köylerde veteriner hekim olacak, ziraat teknisyeni olacak. Yani köylerde ciddi bir entelektüel altyapı da olacak orada. Dolayısıyla köyler sıradan köyler olmaktan çıkacak. Çok daha güzel. Toprak analizleri yapılan, hayvanları aşılanan, bütün bunların kamu görevlileri tarafından yerine getirildiği bir yapı çıkacak ortaya. Peki o halde süremizi noktalamadan önce son mesajınızı sorayım ben de. Daha önce kazanırsanız sevinç gösterileri konusunda bir uyarıda bulunmuştunuz. Bugün ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili veya genel olarak bir mesajınız var mı? Eklemek istediğiniz. Bir duyum mu var efendim? Bu konuda bir duyum üzerine mi böyle bir... Hangi olaya? Yani kazanırsak eğer sokakta çıkmayın, kutlama yapmayın şeklinde o uyarınız bir bilgiye ya da duyuma mı dayanıyor? Neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Bazı unsurların seçim gecesi sokağa çıkıp taşkınlık yapacakları yönünde duyumlar geliyor bize. Sadece bana değil, diğer liderlere de böyle duyumlar geliyor. Herkesin sakin olmasını istiyorum. Bir sefer şundan herkesin emin olmasını isterim. Sandık güvenliğini biz %100 sağlamış durumdayız. Altını özenle çizmek isterim. Tam 1,5 yıldır bunun için çalışıyor. 1,5 yıldır sandık güvenliği için. Hangi sandıkta kimler görevli? Bunların tamamı belirlenmiş durumda. CHP olarak diğer partilerde de var aynı zamanda. Müşahitler de olacak o sandıklardan. Ayrıca her okulda, büyük metropollerin tümünde her okulda bir gönüllü avukat olacak. Bir sorun çıktığında hemen avukat gerektiğinde müdahale edebilecek. Bütün bu konuda bütün vatandaşlarımın emin olmasını ve güven içinde sandığa gidip oy kullanmalarını istiyorum. Şöyle bir algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Efendim işte gene oylar çalınacak falan filan. Yok. Biz İstanbul deneyimi, bunu ilk pilot çalışmayı orada yaptık. İzmir'de yaptık, diğer yerlerde yaptık. Onlar biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu bir ara seçim sonuçlarını yayınlamadı. Yavaşlattı, uzun süre vermedi, TRT vermedi. Çünkü saraydan talimat gelmiş acaba düzeltebilir miyiz diye. Oysa bütün sandıkların sonuçları ve ıslak imzalı tutanakların birer örnekleri bize vardı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Aynı şekilde bütün sandıkların ıslak imzalı tutanaklarından birer örneğini alacağız. Bu konuda herkes görevlendirilmiş, herkes görevini biliyor. 1,5 yıldır hem genel merkezde eğitim oldu, hem bizim eğitim merkezinde bütün sandık görevlileri eğitildi. Bir sıkıntımız oldu deprem bölgesiyle ilgili sandık görevlilerinde. Onu da süratle telafi ettik. Bu arkadaşlarımız da görevlerinin başında olacak. Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun sorularımızı yanıtladığınız için. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu NTV'de Seçime Doğru 2023 programında sorularımızı yanıtladı. Burada sözü noktalıyoruz. Ahmet Arpat'la beraber.